Başlayalım. Tamam. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyiz vallahi, siz? İyiyiz, biz de teşekkürler. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kötü bir olay atlattık diye. Daha yeni, evet, daha yeni negatife döndüm. Öyleyse boyla da görüşemiyorduk, birlikte yemeğe çıktık. Siz de bastınız, sağ olun. Aşılarınız olmanıza rağmen Covid geçirdiniz. Nasıl geçirdiniz? Ayakta mı geçirdiniz? Rahatsızlık nedir? Şöyle, tam grip gibi geçirdim. İlk iki gün böyle ateşim çıktı. Sonra yavaş yavaş her geçen gün daha iyiye gittim. Bence aşıdan dolayı. Çünkü Ezgi falan da hepimiz aynı anda kaptık. Hepimiz aynı belirtileri gösterdik. Yani böyle her gün biraz daha iyiye gittik. Kolay geçti. İşte sonra ben geçirince de benle buluşmaya başladı arkadaşlar. Madem atlattı dedik, bir görelim yazıkla. Bu arada çok seviniyorum yani kolay atlatmasına. Ben de iki tane aşısını düzenli olarak olmuş olmasına bağlıyorum. Kesinlikle. Hayırlı olsun diyelim. Sizin yeni sezon, sizin yeni... Evet, gerçekten öyle. Siz söyleyeceğim ama. Evet. Sinemamızda siz ve kadroda birçok... Aynen öyle. Yeni sezonda Fox'ta dizimiz sanırım Ekim sonunda başlayacak. Çok da tatlı bir kadromuz var. Çok sevdiğim Sinem Ünsal, Burak Yaman Türk ve şahane başka oyuncularla oynuyorum. Bize yeni dizi heyecanı, dizisinin yeni sezonu başlıyor. Aynen. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Ben çok seviyorum. Bizim ekibimiz şahane. Of, bu klişe cümleden hep utanırım. Aile olduk hala artık, da söylüyorum. Evet. Ama gerçekten olağanüstü oyuncularla oynuyoruz. O yüzden biz çok mutlu çalışıyoruz. Sadece benim Covid olmam çok bir şeyleri engelledi. 15 gün sete girememem falan. Ama hemen hızlı hızlı çektik. İşte ben de 9 Eylül'de dizinin ilk bölümünü yayınlıyoruz. Dizide ilk sezondaki köşk satıldı mı? Yoksa o köşkte hikaye devam edecek mi? Hayır, devam ediyor. Satılırsa biz ne yaparız? Allah korusun. Gece konduya taşınmış. Kiralık orada. Mı? Allah Allah. Ev sizin mi? Gene ortalığı karıştırdın ha. Allah korusun, devam ediyoruz. Benim odam duruyor yani. İlk sezon da çok kısa sürede sevildi. Hem karakteriniz hem dizi. Evet. Size gelen tepkiler nasıldı? Neler ya, çok iyi. Biraz seyirci yadırgadı beni ilk bölümlerde. Ama bunu çok bekliyordum, doğruyu söylemek gerekirse. Enis komedyen diye görülüyor falan filan. Ama yapımcıya da söyleyeyim. Yani 3. bölümde ben bunu rayına oturtacağım. Millet alışacak falan dedim. Gerçekten de öyle oldu. Seyirci alıştı rolüme ve bayağı da sevildi. O da bana çok iyi geldi. Değişik bir şey yapmak da çok iyi geldi. Artık hep aynı şeyleri yapmak bir zaman sonra insanı bayıyor gerçekten. O yüzden bana ilaç gibi geldi, doğru. Kesinlikle. Söyledim. Sizin de dijital platformda bir projeniz daha var. Evet, bu sene eş zamanlı iki dizim aynı anda Ekim sonunda yayına girecek. Bir tanesi dediğim gibi Fox'taki Elbet Bir Gün. Diğeri de Gain'deki başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Hatice Aslan ve Elit İşcan'la paylaştım. Hamlet. Hem dijitalde hem televizyonda. İkisinde de şansım. Aslında Enis'i dinlerken biraz önce şey diye düşündüm. Ben de çok zor bir rol oynayacağım. Televizyondaki dizimde özellikle. Nasıl bir karakter? Şahane. Ocaktaki biraz zarbası. Pek benim de kendimde düşünmekte zorlandığım, daha önce de pek yapmadığım gibi bir şey. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah ben de Enis dinlemem. Birçok farklı rolde gördük. Evet, küçük doğru noktalar söylüyorum. Geliyor aklımıza. Hep de böyle çok an. Haklısın bu arada. Hep de diyorum ki ay bugüne kadar hiç böyle oynamamışım. Şanslıyım herhalde gerçekten. Maşallah, ne diyeyim. Aslında şey de, her yaş grubundaki rolleri daha iyi oynamıştınız mesela. Evet, yani benim öyle renkli oldu aynen. Yani yaşım çok küçükken diğerleri, büyük birini oynadım. Büyümüşken daha küçük birini oynadım. Bu konularda şanslıyım galiba. Aslında oyuncuların da hani hep tek tük roller yerini biraz daha farklı rol oynaması da kendi açısından da iyi olabilir. Öyle. Geçen Nevra Serezli ile karşılaştım. Bana onu söyledi. Ne kadar şanslısın. Yapımcı sana bu rolü vermiş dedi. Gerçekten herkes her oyuncuya denk gelmiyor. Hep aynı roller gelebiliyor. Şanslıyız galiba. Evet. Peki, var mı? Güzel de bir tatil yaptınız. Siz bayağı uzun bir tatil yaptınız. Yapmadım. Bir. Çanakkale vardı galiba. Bozcaada'ya gittim. Evet. Geçen haftalarda Bozcaada Caz Festivali'ne gittim. Evet, ama 3 gündü o. Onun dışında Marmaris, Fethiye, Göcek, Bodrum, öyle bir haftalık bir tatilimiz maşallah oldu. Maşallah. Bir hafta, bir de 3 gün toplamda 10 gün. Millet sezonu. Ama siz de şimdi. Evet. Diyorum. Alaçatı muhtarıydınız yani. Arkadaşlar, Alaçatı muhtarıydınız. Ben Covid oldum. Lütfen benimle iyi geçinin. İnanılmaz ya.
Alaçatı'nın muhtarıydınız yani. Gerçekten. Ben bir kapta beraber kapıştım. Ya, son dakikada Covid'i mi oldum geldim vallahi yani. Muhtar Covid oldu. Bu yılanları alırım benden ya. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Ne demek? Tamam. Görüşürüz.